Giden de bir çıkayım. Biz bu programı siz izlemeden yaklaşık 10-15 gün önce yapmış olacağız. Yani siz izlediğinizde aslında buralar bu kadar sakin olmayacak. Biz biraz da çekim için özellikle tenha saatleri seçtik ki hani nereye geldiğinizi, neler olduğunu daha rahat görün istedim. Şimdi buraya geldiniz. Güzel. Önce şunu söyleyeyim. Geçen sene rehber dostları iyi bir hatırlar. Ben yine buraya gelmiştim. Ama geçen seneyle bu seneyi yan yana koyduğum zaman dostlar inanın arada uçurum var. Arada uçurum var. Bu arada programımızın akışı içerisinde değişiklik olursa sözüm yanlış olacak ama büyük ihtimalle Fethiye'de olacak. Onun da altını çizeyim. Ve programın sonunda da yine Ortaca'da Sayın Başkan'la beraber güzel de bir söyleşimiz olacak Alim Uzundemir'le. Şimdi burası Sarı Germe Halk Plajı. Giriş yaklaşık 500 metre ileriden yol kenarından. Sarı Germe merkezine geldikten sonra bir 5 dakikalık falan bir mesafeniz var arabayla. İçeriye geliyorsunuz, kapıya geldiniz. Kapıda sizi bariyer karşıladı. Daha doğrusu bariyerdeki görevli karşıladı. Dediniz ki içeri girmek istiyorum. Araç başı 15 lira ödüyorsunuz. 15 lira. Araçla beraber 15 lirayı ödedikten sonra tesisin içerisindesiniz. Çadır yerleri var. O çok sorduğunuz soru var ya. Orayı da biraz sonra anlatacağım. İçeriye girdiniz. 15 lira verdiniz. İçeriye girdikten sonra bir 250 metre yürüdünüz. Bakın karşıda bir kafeterya var. Tahmin edebilirsiniz. Sizce ben kafeteryadan içeriye girer girmez ilk hangi soruyu sordum? İlk hangi soruyu sordum? Latte kaç lira? Cappuccino. Tabii ki efendim. Çay kaç lira? Su kaç lira diye sordum. Çay 2,5 lira. Çay 2,5 lira. Küçük su 2 lira. Meşrubatlar 5 lira. Su da 2,5 lira. Su da 2,5 lira. Meşrubatlar 5 lira. Tostlar 8 lira, 10 lira bantında devam ediyor. Ha dediniz ki biz buraya geldik. Güzel. Ha istiyorsanız kendi havlunuzu serebilirsiniz. Yanınızda koltuğunuz varsa onu oturabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ha dediniz ki ben şezlong kiralamak istiyorum. Şezlongun fiyatı da şöyle. Bir kişi kiralarsanız tek şezlong 15 lira. İki şezlong bir şemsiye 25 lira. Sabah 9'da açılıyor burası. Akşam 8'de servis kapanıyor ama 9'da kapanıyor akşam. Sabah 9, akşam 9. Ama pandemi sürecinden sonra belki hani yasaklarla ilgili düzenlemeler yapılır, saatler 1-2 saat daha oynar mı onu bilmiyorum. Vallahi deniz şahane. Şu kısım özellikle nefis. Burada efendim salıncaklar var. Bak orada minik bir kardeşim de sallanıyor. Kendinize güveniyorsanız, ters ışıklı olduğu için gösteremeyeceğim. Kendinize güveniyorsanız sahil boyunca efendim insanların yüzme alanının dışında ve yoğun olmayan yerlerde oltanızı atıp ya nasip deyip çupra, levrek gibi güzel balıkları da yakalama şansına sahipsiniz. Engelliler içinse herhangi bir ücret, giriş ücreti yok. Duş ve tuvalet hizmeti var. İnşallah hep böyle kalır. Çünkü biz girdik baktık pırıl pırıl. Yapmamız gereken bizim korumamız. Duş ve tuvalet için herhangi bir ücret ödenmiyor. Ve bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tuvalet konusunda engelli vatandaşlarımızın gelip faydalanabilmesi için engelli düzeneye yapılmış. Daha anlatacağım çok şey var burayla ilgili. Geniş geniş de ekrana getireceğim. Gerçekten yani her bütçeye uygun, herkesin deniz keyfini makul fiyatlarla çıkartabileceği bir yer. Şimdi sevgili Alim Başkan'la konuştum, Ortaca Belediye Başkanı'yla. Biz Sayın Başkan'la geçen sene İstuzu plajında bir uygulama yapmıştık. O uygulamanın aynısını burada da yapacağız. Şimdi nedir bu uygulama? Torun mu efendim? Allah bağışlasın. Şimdi bakın, biz hangi uygulama için sözü aldık onu söyleyeceğim. Hanımefendi torununu getirmiş. Şimdi burası dolacak. Biz İstuzu'nda yaptığımızı Alim Başkan söz verdi, burada da yapacağız. Biz burada bir bölüm ayıracağız, böyle 4-5 şezlong. Oraya da tabelayı dikeceğiz. Sigarasız plaj yapacağız. Niye? Şimdi bakın yavrunun güzelliğine bakın. Maşallah. Allah bağışlasın.
Ama şuralarda bile sigara içilse duman rüzgarın etkisiyle bu çocuklarımıza geliyor. İçmeyenler rahatsız oluyor. Biz de dedik ki Sayın Başkan İztuzum'daki uygulamayı sarı gelmede de yapalım. Mert dedi yapalım. Vallahi onu yapacağız. Çadır yerlerini gezeceğiz. Oturma yerlerini gezeceğiz. Can kurtaran orada. Can kurtaranımız hazır. Z kuşağı gençler geziyor. Gezsinler, hayat onlara güzel. Fazla da onlarla konuşulmuyor. Bir laf söylüyorlar. Vallahi böyle ışık görmüş tavşan gibi kalıyoruz. Hepsi maşallah acayip zekiler. Şu kısım, bakın şezlongların olmadığı kısım bedava. Yani giriş ücreti arabayla 15 verdikten sonra gidin orada her şeyden faydalanın. O taraflara da geçelim bakalım neler var. Sarıgerme'deyiz. Çadırı ekrana getireceğiz. Fiyat bilgilerini verdik. Nasıl geliniriz söyledik. Fiyatlar, can kurtaran, doğa, rehber. Rehber farkıyla Sarıgerme'de başladı. İyi seyirler. Ülke sahiden şahane. Dünyanın en güzel ülkesi. İşte Sarıgerme'de o anlattığım bölgeden çıktık. Biraz yürüyüş yaptık. Bu arada salıncakta bir görüntümüz vardı. Sohbet ettik. Ahıska Türklerindenmiş beyefendi, hanımefendi Kırgızistan'dan. Biz her zaman benim şahsi düşüncemdir ve sürekli dile getiririm dost meclislerinde. Ahıska Türkleri gerçekten yaşadığı onca zorluğa rağmen, onca baskıya rağmen diline sahip çıkıp, Türkçemize sahip çıkıp, kültürüne sahip çıkıp yaşatmaya devam eden dostlarımızdır, büyüklerimizdir, kardeşlerimizdir. Çok güzel sohbet ettik. Ahıska Türküydü beyefendi. Ve çok da mutlu olduk. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Şimdi doğa diyoruz ya doğa. Şimdi televizyonlar da fiyakalı. Öyle değil mi? Son model artık birçok evde. Böyle bakıyorsunuz pırıl pırıl sanki camdan içeri girecekmişsiniz gibi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Buradan böyle tatlı su kendine bir yol yapmış ve bayağı da temizlenmiş, onu da söyleyeyim. Bayağı da temizlenmiş. İşte o plajın güzelliğine ayrı bir renk katmış, ayrı bir güzellik eklenmiş. Buradan böyle yolu geliyor ve ardından ne oluyor efendim? Bakın bu güzergahta gelen misafirler bu köprüde de fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor. Şu noktada da denizle buluşuyor, şu noktada da denizle buluşuyor. Bir şeyler yapılmış buraya. İnsanlar faydalansın diye gelsin. Her bütçeden uygun insanlar burada denizden faydalansın. Bir şeyler yesin, bir şeyler içsin, denize girsin diye. Ne içersen iç, bana ne. Ne yersen ye. Beni ilgilendirmez. Bu çöpü buraya atmak. Belli ki torbayla gelmişsin kardeşim. Şunu bir torbaya koyup götürmek bu kadar mı zor? Ayıptır, terbiyesizliktir. Yani yediğinin içtiğini ya bir zahmet al götür çöpe at. Buraya atıyorsun. Ben de buraya gelmişim keyifle program sunuyorum. Bir anda yemin ediyorum sinirim zıplıyor. Ya terbiye, bunu yapanlar terbiyesizdir. Bu kadar da net söylüyorum. Şu güzelliğin tadını çıkartın efendim. Çadır alanına doğru gideceğim. Çadır alanı ile ilgili bilgileri vereceğim. Sarıgerme'den yavaş yavaş ayrılacağım ama az önce deniz kenarında dedim ki burada dedim çadır kamp alanı da var. Çadır kamp alanının tam da ortasındayım efendim. Bu arada sıklıkla gelen bir soru mutlaka sizin de aklınıza gelmiştir. Efendim bizim tatilimizin olmazsa olmaz öğelerinden biri mangal alanı. Mangal yakmak mevcuttur efendim. Belli noktalarda masalar var ve mangal yapmanız için de belli alanlar var ama tüple mangal yapıyoruz. Yani gerçekten geçtiğimiz yıllarda bu bölge ormanların yanmasından dolayı çok çekti. Bütün ülke çekti ve yine aynı uyarıyı yapıyoruz. Aslan yattığı yerden belli olur. Lütfen doğaya sahip çıkalım. Şimdi çadırlar ekrana geliyor. Sevgili abim bizi buraya ilk geldiğimizde güler yüzüyle karşıladı. Sohbet ettik. Yine aileler var. Efendim burada çadırın ücreti 60 lira. 60 liraya gecelik kalabiliyorsunuz. Mescit, tuvalet, duş, bulaşık yıkama alanı mevcut. Bununla beraber program yayınlandığında diğer eksikler de giderilmiş olacak. Güzel aileye de uzaktan da olsa pandemi sürecindeyiz. Bir uzaktan da olsa merhaba demek istiyorum. İyi tatiller. Şunun da altını çizmek istiyorum. Araba hanımefendinin galiba. Sizden herhangi bir ücret alındı mı burası için? Engeller için herhangi bir ücret alınmıyor.
gelip çadırlarını kurup burada konaklayabiliyorlar. Buradan ayrılacağım. Denize giremedim burada. Olsaydı zaten sağ olsun arkadaşlar çaktırmadan paparazilik yapıp yüzme görüntümüzü çekip ondan sonra da programda araya koyuyorlardı. Sonra bizim 72 saat sıcağın altında harcadığımız emeği kimse görmezden geliyordu. O 10 saniyelik görüntüye bakıp şu yorumlar yapılıyordu. Hayat sana güzel. Rehber devam ediyor. Bence de tabii kiminin aklına burası, kiminin aklına da Tunceli geliyor. Benim aklıma da Tunceli gelir. Ovacık gerçekten gözeleriyle bilmiyorum gördünüz mü? Orası da ayrı bir doğal güzelliğe sahiptir. Efendim, malum biz de çocuklarla beraber Ege turuna devam ediyoruz. Ortaca'dan yola çıktık. Bir saatlik bir yolculuğun ardından artık genel anlamıyla Ölüdeniz'e geldik. Bulunduğumuz yer Perdikya Hill. Yani güvercin tepesi olarak da geçebiliyor. Evet. Ve o çok merak ettiğiniz soruların cevaplarını konaklama açısından bulmaya çalışacağız. Şimdi diyoruz ya tatil planı yapanlar hala karar verememiş olanlara bir nebze de olsa yol gösterebilirsek ne mutlu bize. Bulunduğumuz yer her şey dahil çalışıyor ve biz fiyat bilgilerini de aldık. Sizlerle de paylaşmak istedik. Yusuf Bey, Yusuf abi otelin genel müdürü nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle bölgemize ve Fethiye'mize hoş geldiniz. Sizlere zaman zaman kısaca bilgiler vermek istiyorum. Bütün tatilcilerin merak ettiği bilgileri. Bununla birlikte öncelikle şunu söylemek istiyorum ki korona sebebiyle tereddüt duyan misafirlerimiz var. Kesinlikle herhangi bir tereddüt yaşamadan gönül ferahlığıyla gelebilirler. Bizler bütün misafirlerimiz için gerekli olan bütün önlemleri aldık. Burada gönüllerince bir tatil geçirebilirler. Yeme içme ya da eğlence anlamında herhangi bir kısıtlama yok. Bütün gün ya da tatilleri boyunca burada çok güzel bir tatil geçirip hoş hatıralarla bölgemizden, otelimizden ayrılabilirler. Şunu merak ediyorum. Biz ailemizle beraber tatil planı yapmak istiyoruz. Evet. Fethiye, Ölüdeniz'e gelmek istiyoruz. Evet. Hani bulunduğumuz yere geldik. Evet. Ne gibi, kaç odasınız önce onu öğreneyim. Toplamda 115 oda, 5 villadan oluşuyor tesisimiz. Standart, double, triple diyebileceğimiz odalarla birlikte 4 ve 5 kişilik ailelerin çok rahatlıkla konaklayabileceği, birbirine geçmeli kapıyla ayrılan family suite'lerimiz de bulunmakta. Tam arkamızda villalar var. Özellikle yine bana sosyal medya hesaplarımızdan çokça sorduğunuz sorulardan biri. Kalabalık aileler oluyor. Efendim işte iki aile birleşiyor, akrabalar birleşiyor diyorlar ki hani böyle biz bizi olabileceğimiz, beraber tatil yapabileceğimiz biz villaları gördük. Villalar kaç kişilik Yusuf Bey? 10 kişilik villalarımız. Yani birbiriyle iyi anlaşabilmek önemli. 2 ya da 3 aile çok rahatlıkla bu villalarda tatilini geçirebilirler. Algının ötesinde yani işte villada turizm ya da villada tatil pahalıdır diye düşünülebilir. Aslında çok daha ekonomik olabilmekte 2 ya da 3 aile için söylüyorum. Kaç lira geceliği villaların? Villaların geceliği 1500 lira. Villanın kendine ait müstakil havuzu var mı? Villalar özel havuzludur, doğrudur. Yani 10 kişilik ya da 7 kişi ya da 6 kişi ya da 4 kişi artık o gelecek kişinin tercihi. Geldikleri zaman villada kendilerine ait havuzdan faydalanabiliyorlar. Doğru. Peki, oteliniz her şey dahil çalışıyor. Evet. Her şey dahil dediğimiz zaman sizin konseptinizde sabah kaçta hayat başlıyor, kaçta kahvaltı, özellikle çocuklu aileler bizim için önemli. Şunu da sormak istiyorum, bizim programımızda en hassas olduğumuz konulardan biri engelli dostlarımız, engelli vatandaşlarımız. Çünkü birçok otelde ve turizm merkezinde o kadar büyük sıkıntılarla karşılaşıyorlar ki. Zaten ülkemizde yeni yeni oturuyor. Toplu taşımadan başlayın da tiyatro, sergi salonlarına kadar, otele kadar en büyük eksikliklerden biri. Evet.
Engelli odanız var mı ve hayat nasıl başlıyor? Kaçtan kaça kadar her şeye dair sistemi devam ediyor? Engelli misafirlerimizi düşünerekten de yaptığımız iki tane engelli odamız var. Kendi özel rampaları var. Yani havuzlara bile rampalarla çıkabiliyorlar. Donanım olarak kendi içinde gerek odanın içerisinde gerekse banyoların içerisinde engelli arkadaşlarımız için hazırladığımız aparatlardan faydalanaraktan günlük normal hayatını rahatlıkla geçirebiliyor. Bunun yanı sıra tesisimizde gün sabahın erken saatleriyle yani 7.30'dan başlıyor. Erken kahvaltı dediğimiz 7.30-10 arası bir kahvaltımız var. Yine geç kalan misafirlerimiz için düşündüğümüz 11'e kadar devam eden bir geç kahvaltımız var. Saat yarımdan 2'ye kadar devam eden öğle yemeğimiz var. 2'den 4'e kadar devam eden sinek aktivitemiz var. Bunun yanı sıra 3 ile 4 arasında dondurma saatimiz var. Saat 5 ile 6 arasında çay saatimiz var. Tatlı ikramımız var. Pasta ikramımız var. Tekrar onun arkasından saat 7.30 ile 9 arasında şu anda. Daha sonraki ilerleyen saatlerde bunları güncelleyeceğiz. 9'a kadar şu anda devam eden bir akşam yemeği servisimiz var. Bütün yemeklerimiz açık büfe olmakla birlikte ayrıca 10'dan 11'e kadar devam eden içecek servisimiz var. Bunlar da yine ücrete dahildir. Ben bayılırım fiyat sormaya. Çünkü gerçekten herkes cebini düşünmek zorunda. İnsanlar 1,5 senedir, 2 senedir tatil hayali kuruyor. Şu anda fiyat alacağım. Bu fiyat Temmuz'da 15'ten sonra ya da Ağustos'ta yüksek sezonda değişecek mi yoksa sabit mi kalacak? Şimdi içinde bulunduğumuz dönem çok önemli bir dönem biliyorsunuz. İşte pandemiden geçiyoruz. Burada ülkemizin de bir gerçeği var, ekonomik gerçekler. Bu anlamda yerli misafirlerimizi düşünerekten normalde olması gereken fiyatların çok altında bir fiyat politikası izliyoruz. Yani burada sadece verdiğimiz hizmette değil, ayrıca fiyatlarımızla da tüketicinin yanında olduğumuzu ve bir tüketici dostu olduğumuzu gösteriyoruz. Bütün bu her şey dahil günlük ücret bir kişi için 300 lira bir ücret alıyoruz. Değişecek mi? Şu anda değişeceğini düşünmüyoruz. Peki kaç yaş çocuklu aileleri çok sık görüyorum. Neredeyse hani çocuksuz gelen aile yok gibi. Biz biraz da röportaj için hani sakin bir saati seçtik. Yoksa eminim ki burası cıvıl cıvıl özellikle ki çocukların sesi kuş sesiyle beraber güzeldir. Bazen dozajı ayarlayamıyorlar. Bizimkilerden de biliyorum. Kaç yaşa kadar ücretsiz, kaç yaştan sonra %50 indirimli? İki büyük yanında 11 yaşa kadar bir çocuk ücretsiz. 11 yaştan sonra 14 yaşına kadar %50 indirimli. Daha sonrası işte büyük olarak adlandırıp ona göre değerlendiriliyor. Ve yine bana her gittiğim yerde çok gelen sorulardan biri mutlaka cevabınız evettir ama beşik, bebek yatağı var mı? Pek tabii var ve ücretsiz olarak veriyoruz misafirlerimize. Peki, teşekkür ediyorum. Ben yine gezdikçe, gördükçe özellikle röportajda tabii ki anlattığımız yerler var ama ekran karşısında ben en çok şu 10 kişinin kaldığı 1500 liralık villaları merak ediyorum. Orayı birazdan ben de gider anlatırım. Ondan sonra aklınızda kalan soruların da cevaplarını bulacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Baktım, hani
derler ya, ilk bakışta aşk. Fotoğraflara baktım, ilk görüşte fotoğraflara aşık oldum. Dedim ki buraya gelmem lazım. Biraz sonra detaylı bir şekilde anlatacağım ama şimdi burası güzel, burada da yanımda öyle bir güzel var ki. Hani dedim programın güzelliğine güzellik üstüne güzellik katalım. Elif Naz'la karşılaştık. Çocuktan al haberi derler. Anlatmadan önce ona sorayım. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Beğendin mi burayı? Evet. En çok neyini beğendin buranın? Güzelliğini. Suya girdin mi? Birazdan gireceğim. Soğuk mu acaba? Bilmiyorum. Çocuklar için güzel bir yer mi burası? Evet. Ördekleri besledin mi? Besledim. Aferin sana, teşekkür ediyoruz, programımıza renk kattın. Efendim, bunlar bizim evlatlarımız. Ben de bu seyahatte oğlumla beraberim. Kızım İstanbul'da kaldı, prensesim, mevsimim. Ona da buradan bir tanecik kızımı öpücükler yolluyorum. Şimdi şu görüntü ekrana gelsin. Biz de şöyle geldik, onu size söyleyeyim. Biz Ölüdeniz'den yola çıktık. Önce bir kaybolduk. Ama bizim hatamızdan dolayı kaybolduk. Ardından ne demişler? Sonra sonra Bağdat bulunur. Sorduk, soruşturduk. İşte Dalaman istikametine doğru giderken belli bir noktadan sonra sağa saptık. Ormanın içinde yaklaşık bir 15 dakika yolculuk yapıp tabelaları takip ettik. Sonunda başlangıç noktasına sonda gideceğiz. O tahta köprüden yürüyerek geçtikten sonra bu manzarayla karşılaştık. Şimdi burada birçok şey yapılıyor, birçok aktivite var ama arabayla geldiğiniz zaman hemen söyleyeyim, bizde her şey bilgidir. Tling, bir 15 lira araç giriş ücreti verip aracı otoparka bırakıyorsunuz. Şimdi burası, bakın şöyle görürsek, çadır kurulabilen, biraz sonra tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ve buraya gelen misafirlerin havuz diye nitelediği, klorsuz, ilaçsız, tamamen doğal bir havuz. Yine kendime kızdım. Niye? Yanlış şortu giymişim. Yoksa ben bu buz gibi suyu bırakmazdım. Şimdi şu havuzdan başladık. Bakın havuzun etrafında çadırlar var. Bu ne demek? Demek ki burada çadırda konaklama yapabiliyorsunuz. Masalar, sandalyeler, gelen misafirler. Burada neler yapılır? Şimdiye kadar Türkiye'de birçok çadır alanına gittim, kamp yerine gittim. Ama bu kadar güzel doğanın içerisinde, işte özel o tahtaların üzerine yapılmış, konumlandırılmış çadır yeri görmedim. Genellikle şunun altını çiziyoruz gittiğimiz yerlerde. Çocukla gidilebilir mi? Çocuklar rahat eder mi? Görüntü ortada, çocuklar hayatından mutlu. Şu kısım herhalde havuzun en derin olduğu kısım. Burada iyi yüzme biliyorsanız, yani biraz da tatlı suyun olması etkisiyle suyun kaldırma gücü elbette az. Ve soğuk suyu seviyorsanız işte tam da burası. Buradan ileriye doğru devam edelim. Ne görürsek sizlerle sizlere anlatmaya, sizlerle paylaşmaya. Bunaltacak. Vallahi kaçın buraya gelin. Aynamızın da izni varsa şöyle bir genel görüntü almamızda mahsur var mı sizden? Alabiliriz değil mi? İşte gayet güzel, ailece
suyun içerisinde merdivenlerden indiler. Çaylar geldi. Yüzlere bakıyorum, herkes mutlu. Bir tek abimin yüzü birazcık asılmış. Çünkü hesabı ödeyecek anladığım kadarıyla. Biraz da cimriliğiyle meşhur bir abimiz olduğunu öğrendim. Ama bugün artık yapacak bir şey yok. Nereden geldiniz efendim? Manisa Akhisar'dan. Çok sevdiğim bir yerdir Manisa Akhisar. Dönüşte uğrayacağım. Buradan da sevgili Besim abiye, Akhisar Belediye Başkanı, çok sevdiğim bir abimdir Besim abiye de selamlarımı, sevgilerimi yollayalım. Akhisar'ı da çok seviyoruz. Abimiz cimri falan değildir. Dönüşte geleceğiz. Akhisar'da köfteler abimden. Bulacağım sizi. İyi tatiller. Teşekkür ederiz. Şimdi Mustafa Bey buranın işletmecisi. Az önce aramızda kalsın. Güzel çardaklardan birinde oturduk. Önce güzel çayımızı, sonra da kahvemizi içtik. Sonra dedik ki röportajı nerede yapalım? Bazen de kendine güvenenler salıncakla sallanıp aşağıya atlıyor. Soğuk mu su? İşte bu. Bayılırım soğuk suya. E ne de olsa Karadeniz canım. Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Ya benim ayıbım olsun. Kaç yıldır var burası? 17 yıldır bu işletme var. 2004'te kurduk. 2004'ten bugüne kadar çalışmalarımız devam ediyor. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. İnsanlarımız böyle güzel bir doğadan, böyle bir güzel mekandan faydalansın diye. Şimdi Mustafa Bey, ben şöyle söyledim, ondan sonraki bilgileri size bıraktım. Arabayla geldik, kapıdan giriş ücreti 15 lira bir park. 15 TL işletme giriş ücreti sadece bu. Yani bir şey, yani öyle çok önemli bir şey değil. Evet. Ama 15 lirayı ben verdikten sonra gelip burada yüzebiliyorum değil mi? Tabii, işletmenin içerisinde yüzebilirsiniz, salıncaktan sallan, işletmenin her türlü aktivitesinden faydalanabiliyorsunuz. İşletmemizde restorant olarak ve çadır kamping olarak da hizmet vermekteyiz. Şöyle başlayalım o zaman. Ben sabah geldim, hatta öğlene doğru, çünkü yaz sezonunda kahvaltı biraz da malum geç saatte oluyor. Kahvaltı veriyor musunuz? Tabii canım, kahvaltı. Doğal köy kahvaltı, serpme kahvaltı veriyoruz. Çok bir şey soracağım, jambon var mı? Her şey vereceğim. Ya köy kahvaltısı deyince jambona hasta oluyorum Mustafa abi. Hani diyorlar ya, köy kahvaltısı, ya bir oturuyorsun jambon. Başka işte falanca bilmem ne sosu. Adı köy kahvaltısı ama güzel kahvaltı. Ama kaç lira istiyorlar abi? İstiyorlar. Kaç lira kahvaltı? 50 TL hocam. Çay sınırsız mı? Sınırsız. Kahvaltı boyunca istediğiniz kadar çay içebiliyorsunuz. Evet, kişi başı 50 lira. Evet. Bana çok sorulan sorulardan biri, onu size soracağım. Tamam, iki kişiye bir kişilik kahvaltı olmuyor da üç kişiye iki kişilik kahvaltı veriyor musunuz? Veriyoruz tabii canım. Yani o üç kişi girir, iki kişi kahvaltı alabilir. Yani çok az yiyebilir yani insanlar. Normaldir bunu. Bunu niye soruyorum? Bunu niye soruyorum? Ben televizyonda vatandaşın bütçesini en çok düşünen programı yapıyorum. Yani çünkü bazen ben hep şunu da söylüyorum, programda da dile getiriyorum. İsraftan kaçınmak lazım. Bazen bakıyorum o geriye kalanlara, vallahi içim cız ediyor. O yüzden sordum. Yani üç kişi gelirsek iki kişilik kahvaltı alıp Tabii. Sıkıntı yok. Yok. 50 lira kahvaltı. Tabii. Peki. Tabii. Kişi başı 50 TL. Tabii. Yemek istiyoruz. Neler var menüde? Menüde her şey var. Balık, tavuk, köfte, Adana, Urfa, et çeşitleri, ızgara çeşitleri, kerimit de ve ızgarada yapılıyor bunlar ve tavada yapılıyor aynı zamanda. Sotelerimiz var. Yani insanlarımızın yiyebileceği her şey var. Ortalama şöyle soralım o zaman. Bir kişi burada, içeceği saymıyorum. Çünkü içecek tercihe göre değişir. Ama meşrubat olarak baz alalım ya da ayran olarak baz alalım. Bir kişi böyle güzel karnını kaç liraya doyurur? 60-70 arasında değişir. 60 TL. Karnını doyurma ücreti. Yani bugün balık, kiremitte balık yerse 50 TL. Meşrubat içerse 10 TL'de o 60 TL. Kiremitte balığı verince yanında salatasını... Tabii canım, muhakkak var. Veriyorsunuz değil mi? Olmaz mı? Abi ben her şeyi sorarım. Sorun abicim. Ben her şeyi sorarım. Sıkıntı yok, biz şimdi, yaparız. Önce şu dikkatimi çekti. Anne kız gelen mi istersiniz? Üç genç kız gelen mi istersiniz? Aileleri mi istersiniz? Benim için en önemli konulardan biri de elbette şudur. Efendim, sakin, huzurlu, güvenilir tatil. O yüzden hoşuma gitti. Rahatlıkla değil mi? Demin bir anne kız vardı. Görüntülerini almadık ama gelip rahatlıkla kalabiliyorlar. Peki, çadırı biz getirirsek
Çadır yeri ücretleri değişiyor. Kaç lira? Çadırı sizden kiralarsak cebimizden kaç lira çıkıyor? Hocam şimdi karşıda gördüğünüz gibi toprak zeminlere kurduğum zaman gelen müşterilerimizin çadırlarını orada kişi başı 50 TL. Ahşap platformlar üzerine kurulduğu zaman orada 60 TL kişi başı. Şayet bizden çadır temin ederlerse bizim çadırlarımızda da bu ayın sonuna kadar, Haziran'ın sonuna kadar 150 TL kişi başı kahvaltı dahil. Haziran'ın sonundan 1 Temmuz'da itibariyle 200 TL olacak kişi başı kahvaltı dahil. Peki Temmuz'dan sonra bireysel getirdiğimiz kendi çadırımızla geldiğimiz zaman 50 lira yerine de 75 mi ödeyeceğiz? Hayır, onda değişmiyor. O 50 lira. Onda değişmiyor. Geldim kilit soruya. Evet. Programımızın slogan sorusunu tabii ki sormadan gitmeyeceğiz. Çay kaç lira, su kaç lira? Hocam çay, demlik çay veriyoruz. Demliklerin ebatlarına göre 20, 30, 40 olaraktan değişiyor. Peki şöyle sorayım. 20 liralık demlik çay aldık. Kaç bardak çıkar? Ondan 6 bardak çıkar. Çay geldi 2,5 liraya. Evet. Çay zaten 2,5 lira. Çay zaten 2,5 lira. Bak mantık doğru. Küçük su kaç lira? 3 lira çay küçük suyumuz. Küçük su da 3 lira. Meşrubatlar 7,5 mu? 10 lira meşrubat. Meşrubatlar da 10 lira. Şimdi ben bu programın içerisinde aynı zamanda bir şeyler eklemek istiyorum. Kendi elektriğimi kendim üretiyorum. Elektriğimiz yok. Sudan üretiyoruz elektriğimizi. Yani yetmiyor ama yetirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla internetimiz yok, altyapı yok. Bucak'a da altyapı gelmiyor. Dolayısıyla internetimiz olmadığı için de sıkıntılaşıyorduk. 2 sene önce çanak sistemi kurduk, uyduya bağlantılı. Wi-Fi sistemiyle internetimizi. Var artık, Wi-Fi'miz de var çok şükür. Suyumuz kendi arazimizden doğal kaynak suyu direkt işletmeye bağlı. Peki çok teşekkür ediyorum ev sahibiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bir gün çoluk çocuk gelir şu suyun tadını da çıkartırız. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Teşekkür ederim. Baştaysınız. Mustafa Bey, görüşmek üzere. Sizler çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Herkes tatil yapmak istiyor. Herkes bunaldı. Özellikle yurt dışındaki durumun da belirsizliği devam ettiği için yerli turist özellikle elinde kağıt kalem. Nereye gitsek, bütçemize uygun nereyi bulsak, kaç lira cebimizden gider, ne gibi hizmetler alırızın hesabını yapıyor. Heyecanlı genç bir kardeşim var yanımda, Burcu. Röportaja ikna edene kadar canım çıktı ama iddia ediyorum ki keyifli bir röportaj olacak. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler sizler. Vallahi biz de iyiyiz. Biz de artık bir an önce bu turizm beldelerinin o cıvıl cıvıl, hareketli kalabalık günlerine kavuşmasını diliyoruz. Evet. Çok sessiziz değil mi? Evet, aynı temenniler için bizim için de geçerli. Zor günlerden geçiyoruz ama inşallah Allah'ın izniyle hep beraber toplum olarak atlatacağımızı umuyoruz. Hazır mısınız otel olarak? Hazırız, evet. Kaç kişilik kapasiteniz var? 70 odayız biz. Family ve standart olmak üzere odalarımız ikiye ayrılıyor. Peki family dediğiniz aile odası efendim? Aile odamız, evet. 4 kişilik, 4 konaklayabileceği 4 kişilik standart odalarımız. Peki, önce şunu soracağım. Buyurun. Ölüdeniz denilince herkesin aklına elbette deniz geliyor. Evet. Şu anda denize yürüme mesafesi olarak plaja ne kadar uzaklıktayız? 200 metre mesafedeyiz. Belceyiz Halk Plajı'na. Ölüdeniz, bu fotoğraflardan da misafirlerimizin görmüş olduğu, biz Kumburnu diye adlandırıyoruz. Oraya da bir yarım saat yürüyüş mesafesinde misafirler araçlarıyla da çok yakın bir kısma kadar kendileri giriş yapabiliyorlar. Efendim, şunu da ben altını çizeyim. Arkamız Halk Plajı ama Ölüdeniz'e gitmek istiyorsanız kapısından itibaren giriş ücreti ödemek zorundasınız. Evet, evet. Ve içeride de her şey şezlongundan tutun da suyuna kadar, her şeyine kadar bir ücretli. Evet. Onun altını çizelim. Yani Ölüdeniz devlet tarafından ihalesi yapılmış, hı hı, özel işletmede ve o resimlerdeki Ölüdeniz'e girmenin bir bedeli var. Diğer taraf Halk Plajı. Halk Plajı da sadece, evet, sadece şezlong şemsiye ücreti ödüyorlar. Şimdi bakacağım oraya da zaten. Orada da bir tur atacağım.
Hangi konseptle çalışıyorsunuz? Yarım pansiyon olarak çalışıyoruz biz. Yani sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil konseptimizde. Kaç lira odalar, kaç lira? Sezonda kaç lira olacak? Yani sezona göre, dönemine göre periyotlar değişiyor tabii. Mesela ben demin bir oteli çektim. Evet. 300 lira her şey dahil, 10 kişilik villalar 1500 liraydı. Şimdi siz yarım pansiyon olunca ama siz biraz denize daha yakın olunca. Denize yakın olduğu için fiyat farkı ödemek zorundalar. Ortalama fiyat ne kadar olacak? Ortalama yani 500'den aşağıya diyemiyoruz tabii ki. 2 kişilik günlük alış fiyatımız. Tamam, 2 kişi, onun altını şu çizelim. Yani bu şu anki dönem periyodu için. Temmuz'da da aynı. Temmuz'da da yani belli fiyat aralıkları. %10, %20 evet, diyelim. 550-600 civarında 600 değişecek. 600 civarı gibi değişkenlik gösteriyor. Bu sene... Büyük umut benim tahminim yerli turiste. Evet, evet Allah'ın izniyle yani yabancı zaten yani bir... Yani yabancı yerli, gelse de tamam da... Şimdi pound kaç lira? 12 lira değil mi? 12 lira evet. Yani aslında baktığımız zaman 500 pound... Yani şey 500 lira 40 pound mu yapıyor? Hemen hemen. Yani şimdi adam için tabii 40 pound para değil. Ama biz hep yerliyi düşündüğümüz zaman yabancının aslında bu güzel ülkenin imkanlarından evet, ne kadar güzel faydalandığını görüyoruz. Görüyoruz evet. İnşallah bir gün biz de... faydalanırız. Bizim emeklimiz de yurt dışındaki emekli gibi karı koca 15 gün en güzel yerlerde tatil yapabilir. Amin inşallah tabii peki, ki. Havuzumuz var bu arada. Havuzumuz var evet açık. Çocuk belli bir yaşa havuzumuz kadar ücretsiz. 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş arası %50 indirimli. Heyecanlanacak bir şey var mıymış röportajda bu kadar? Yokmuş. Teşekkür ediyorum. Karşınızdaki insan sayesinde teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim dayanamadım tabii ki Ölüdeniz'de sahile indim ve bizim buraya geldiğimiz saat artık Babadağ ile beraber yamaç paraşütü denilince tüm dünyanın bildiği merkezdeyiz ve onların iniş saatinde denk gelmiştik. Şimdi bölgenin adı Ölüdeniz ve bölgeye adını veren Ölüdeniz tam sağımda kalıyor. Karşımdaki yeşil alanın bulunduğu bölgeler. Ekranlarınıza gelen bu plaj ise Halk Plajı. Buraya gelip bedava denize girebilirsiniz. Kendi şemsiyenizi, kendi sandalyenizi getirdiyseniz kullanabilirsiniz. Havlunuzu serip güneşlenebilirsiniz. Ama bunlardan hiçbiri yoksa ve şezlongdan ve şemsiyeden faydalanmak istiyorsanız 15 lira ödemek zorundasınız. Yani bir şemsiye, bir şezlongun şu an buradaki bedeli 15 lira. Şöyle bakıyorum, hani yoğunluk fena değil. Tabii geçtiğimiz yıllarla bu mevsimi karşılaştırdığım zaman yine boş. Şimdi bütün umutlar hep söylüyoruz, programlarda da dile getiriyoruz. Temmuz ayının artık ikinci haftasına doğru turizmin hızlanması yönünde. Hani yabancı gelir mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle yerli turist sayısında büyük bir artış olacak. O yüzden ben de hem bilgileri veriyorum. Şimdi Ölüdeniz'de Ölüdeniz'de birçok otel denize yürüme mesafesinde ve Ölüdeniz'de denize girmek için oteller bölgesindeki en yaygın, en bilinen ve en çok kullanılan plajda Halk Plajı. Vallahi çay kaç lira, su kaç lira, kafeler var soracaktım. Karar aldım, sormayacağım. Sanki fiyatları ben belirliyormuşum gibi bana kızıyorsunuz, sormayacağım. Ama şunu söyleyeyim, 5 liradan aşağı su yok diyebiliyorum. Yani inşallah ben yanılırım. Buradan birileri bana yazar der ki, abi ne 5 lirası, 2 liraya da su var, 1 liraya da su var derler. 2 liraya da çay var derler. Ben yanılırım ama yanılmayacağımı da biliyorum. O yüzden de sormayacağım kimseye. Duşakabinler var. Daha doğrusu duşlar var, soyunma alanları var. Yine belli noktalardan su sporu yapmak isteyenler ücreti karşılığında su sporlarını yapabiliyorlar. Şu anda ekranlarınıza geliyor, arkadan da gelecek. Parasailing yapıyorlar ki bence keyiflidir efendim. Motorun arkasında işte paraşütle havadan kuş bakışı Ölüdeniz'i görüyorsunuz parasailing yaparak. Aynı zamanda burası yamaç paraşütüne yeni başlayan, bu işe merağı olanlar için de eğitim alanı. Kardeşim sürekli bir o tarafa gidiyor. Oradan buraya, oradan buraya eğitimini tamamlıyor. Bak. Şu dönüşü yaptı. Bir daha dön. Bak. İşte, tamam ya. Bu çocuk uçar. Ben istikbal görüyorum yani. Bu çocukta iş var. Uçarsın değil mi? Uçarım abi. Uçar ya. Böyle değil mi yani? Böyle yapıyor musun uçarken? Yok. Sadece frenlerle pompa yapıyoruz. Tamam.
Biz de eskiden çok fren, çok da pompa nerede gençken yapardık ama şimdi hayatta bunları yapamayız. Bizden artık geçmiş efendim. Daha çok frendeyiz şimdi. Dediğim gibi maksat manzaranın güzelliği ekrana gelsin. Gerçekten Haziran ayının sonları pırıl pırıl bir hava. Masmavi bir deniz ve tüm güzelliğiyle Ölü Deniz. Tanışacağız ev sahibimizle. Zaman nasıl su gibi akıp geçiyor. İkincikle tanışmıştık. Dostluğumuz devam etti. Gece geldik. Vallahi bir sohbet, bir muhabbet. Gayet güzel uykumuzu aldık. Pırıl pırıl bir havada uyandık. Biraz sonra deniz manzarası eşliğinde kahvaltımızı da yapacağız. Efendim, güneş tam tepede, hava ısındı ve dedik ki yaz tatili için bu önümüzdeki 3 aylık süreçte tatil planı yapanlar da eğer Didim'i, Akbüyü özellikle düşünenler varsa onlara nasıl rehberlik yapabiliriz? Biz prensip olarak hep bildiğimiz, güvendiğimiz yerlere gidiyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de hani ben de geldim çocuklarımla beraber, çocuklarımızla beraber konakladık. Nasılsınız, görüşmeyeli? Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, iyiyim. Dün zaten karşılıklı birbirimizi çok iyi gördüğümüzü defalarca söyledik. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasıl sezon, yani başladı mı, başlayacak mı? Nasıl Didim'de hayat? Turizm anlamında. Turizm anlamında geçen yıl biliyorsunuz çok kötüydü ama şu anda bir hareketlilik var. Kaç odanız var? Konseptiniz nedir? 13 odalı otelimiz. Sabah kahvaltı akşam yemeği olarak çalışıyoruz. Mutfakta ben çalışıyorum her zaman olduğu gibi. Eşim ne yapıyor eniştem? Eşim ızgaranın başında. Konuklarımızla birebir ilgileniyor. Kaçmak için sürekli fırsat kolluyor. Yani kaçmak şöyle, misafirlerle oturuluyor. Gayet güzel sohbet, muhabbet. Bir bakıyoruz ki bizim enişte sanki tatilde akşamları. Tabii o akşam tatilinde, akşam keyfinde. Keyifli oluyor. Aslında gelen her konuğumuz bizim için aileden biri oldu artık. Biz yabancı olarak görmüyoruz. Çünkü bize gelen 2, 3, 5 olmaya başladı. Dolayısıyla da bir dostluk oluştu. Şimdi ben akşam yemekte
Daha doğrusu biz biraz geç geldik. O mezeler falan hepsi akşam yemekli oluyor mu? Kaç çeşit çıkartıyorsunuz? Mesela dün gece menüde ne vardı? Mesela şöyle söyleyeyim. Dün gece menüde balık ızgara, yanında salata çeşitleri, deniz börülcesinden tutun diğer börülcesine, patates salatası. 8 çeşitlik bir menü çıkartıyoruz. Bu menüde zeytinyağlısı, yoğurtlusu, ana yemeği, her gün bir ızgara çeşidi veriyoruz. İşte bir gün balıktır, bir gün Adana'dır, bir gün tavuktur, bir gün köftedir gibi. Meyveniz eksik olmuyor. Meyvemiz eksik olmuyor. Salata çeşitlerimiz oluyor. Çayımız 7-24 oluyor zaten. Peki oda tiplerinizde aile odası mı var, standart oda mı var? Standart odamız da mevcut, aile odamız da mevcut. Aile odası kaç kişi almaya müsait? Aile odası şöyle ki, gene 1+1 şeklinde bir odanın içinden diğer çocuk odasına geçilebiliyor. Bu şekilde 2 odamız mevcut. Diğerleri de standart oda. Yani 2 kişilik oda, standart oda. Diğer efendim şimdi şu çok güzel değil mi? Aynı program içerisinde şimdi daha çok yabancı turiste hitap eden bölgeye geçtiğimizde röportajlarda family room olarak geçiyordu. Didim'e geldik biz bizeyiz. Aile odasına dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha böyle çünkü yerli turiste hitap ettiği için Akbük yani biz aile odası. Diğer tarafta family room efendim. Yani bu bizim için güzel bir çizgi. Peki onun dışında öğlen misafir geldi acıktı. Bir şeyler atıştırmak istedi, çocuklu aile geldi, havuz başında fiyatlar makul mü? Yoksa vallahi kardeşim biz de bir senedir, iki senedir iş yapamıyoruz, biz de zararımızı çıkartmak zorunda mıyız? Şimdi o mantıkla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Öncelikle benim eşim memuriyetten emekli bir insan. Dolayısıyla ben kendime ne yapılmasını istemiyorsam karşı tarafa da onu yapamam. Yapma lüksüm de yok. Nedir? Hiç kimsenin bütçesini zorlamayacağım. Söyleyeceğim. O yüzden bizden ayrılmayın. Önce bir Ortaca'ya, İztuzu plajına gidelim. Sonra nefis bir görüntüyle veda edeceğiz. Rehber devam ediyor. Rehberde az sonra içinizi ısıtan görüntülerle size veda edeceğiz. Çok güzel bir organizasyona denk geldik. Tedavisi tamamlanan su kaplumbağaları denize kavuştu. O görüntüler finalde olacak. Yani inanıyorum böyle bir huzuru bulacaksınız. Geçen sene yine beraberdik Ortaca Belediye Başkanı ile. Halim Bey nasılsınız? Görüşmeyeli iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız Mert Bey? Vallahi ben buraya gelince iyi oluyorum başkanım. Evet, doğası, evet, havası. Doğası, havası, deniziyle değil mi? Evet, hatta geçen sene biz sizinle sohbet ederken ağırlıklı tabii ki turizm konuşmuştuk. Bu sefer de gördük özellikle Sarıgerme tarafı falan. Olmaya başlamış değil mi? Evet. Neler yaptınız? Şimdi biz Sarıgerme'yi aldığımızda 2019 yılında çok kötü bir durumdaydı.
halkımıza layık bir mesire alanı ve denize girme yeri yaptık. Daha da devam ediyor çalışmalarımız. İnşallah halkımıza layık bir şekilde, onlara layık olan bir tesis yapmayı elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Şimdi benim şu çok hoşuma gitti. Bol yıldızlı oteller bölgesi. Evet. Hani ekonomik olarak belki herkesin o otele gitme ihtimali yok, imkanı yok ama o denizden artık faydalanma hakkı var. Bu güzel bir çizgi benim için. Evet. Şimdi genelde biliyorsunuz otellerimiz 6-7 yıldızlı büyük oteller ve genelde de böyle hali vakti iyi olan vatandaşlarımızın veya yurt dışına gelen turistlerimizin gidebildiği bir yer. Bu Halk Plajı zaten ismiyle. Onların böyle her kesimin rahatlıkla denize girebileceği, rahatlıkla yeme içme ihtiyaçlarını görebileceği. Bütçeler de uygun, bütçeler fiyatlar için, da uygun. Tabii, o bütçeler uygun olduğu gibi kullandığımız malzemeleri de çok kaliteli kullanmaya çalışıyoruz. Yani halkımıza layık bir yeme içme ve eğlence yeri olarak bir yer yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi geçmiş olsun, ufak bir rahatsızlık geçirdiniz. Evet, sağ olun. Yoksa o yeni yapılan futbol alanında şöyle bir penaltı bile çekişirdik. Ne güzel olmuş. Evet. Orası da yine bizim orta halkımıza sunmuş olduğumuz bir tesis. Öncelikle bize Spor Bakanımız iki tane halı saha vermişti. Biz o iki halı sahayı birleştirerek büyük standartlar boyunda, futbol standartları boyunda bir saha yaptık. Sentetik çim saha. U19'a kadar maçlar yapılabilecek orada. Şimdi daha çalışmalarımız devam ediyor. Tribünümüz olacak, soyunma ve duş kabinlerimiz olacak. O da işte orta halkıma, çok sevdiğim orta halkıma hizmetlerimizden bir tanesi. Yine geçen sefer sanıyorum bitmemişti, bu sefer gördük. Yani nazar boncuğu gibi bir yüzme havuzu var. Yine yani herhalde her şey gençler ve çocuklara verdiğimiz değer, değil mi? Yani bu ülke, bu vatan bizim gençlerimize emanet yapacağız. Benim için en önemli olan hakikaten onlar. Bütün benim yaşımdaki olanlar için de bu çocuklarımız. Biz de genciz bu arada yani. Siz de gençsiniz. Kendimizi de düşünürüz arada. Evet. Yani çocuklarımızın ben en çok üzüldüğüm bu tablet, bilgisayar, işte bu telefonlardan kurtararak sosyal bir hayat kavuşmalar için elimizden geleni yapıyoruz. Hakikaten o tesisimiz böyle küçümsenecek bir tesis değil. Halkım bunu zamanla anlayacaktır. Bazı vatandaşlarımızın huzuri yatırım diye sosyal medyadan görüyorum. Çok üzülüyorum. İnanın Muğla'nın 13 tane ilçesi var ve bir tek bizim Ortaca'da var. Şu anda Bodrum'dan su sporları, yüzme sporları olan kulüpler randevu talep ediyorlar. Oradan antrenman yapabilmek için. Düşünün Bodrum neresi, Ortaca neresi? Yani benim 12-13 yıllık bütçem, 1 yıllık bütçeleri. Böyle bir belediyeden gelip de bizden bir randevu talep edip de burada bir yaptığımız tesisten yararlanmak istiyorlarsa bırakın da biz birazcık da bu konuda gururlanalım diye düşünüyorum. Ya ben aslında buradaki çocuklara kızıyorum sizin deminki konuda. Şimdi programı izlerken izleyicilerimiz de görmüştür, bizim çocuklarımız da yanımızdaydı. Ya inanın gündüz bizimle beraber oldukları çekimlere geldiler, doğa, deniz, tablet akıllarına bile gelmedi. Akşam şöyle diyordu, baba akşam en az 2 saat izin istiyorum dedi. Biliyorum olacağı, tamam dedim oğlum 2 saat izin. 20. dakikada horlamaya başladı. O kadar mutlu olduk ki. Şimdi aslında bir de kefal. Kafe kefal, kahvaltı. Evet. Hatta biz böyle dostlarla sohbet ederken çok gidip geldiğiniz bir projeydi ama neticede ziyarete gelen misafirlerin, yani şunu gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim. Yani gönül ister ki herkes otursun en güzel restoranda, en güzel kafede, herkes yesin. Bunu yani niye istemeyelim? Hepimiz bunu istiyoruz ama bazen ya insan, buna ben de dahilim, bir şey yiyeceğim zaman, hele ailemle gelmişsem, ya diyorum ki ya ne kadar hem iyi hem de hesaplı olursa belki ondan artan parayla da bir dondurma yiyeceğim, bir tatlı yiyeceğim. Yani o yüzden ben beğendim. Kafe Kefal 1,5 yıldan beri çalıştığımız bir tesisimiz. Hakikaten o da çok leziz bir tesis oldu. O da halkımıza ve misafir gelen vatandaşlarımıza bir hizmetimiz. Leziz bir ortam, göl kenarında kahvaltı yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir tesis yaptığımızı düşünüyorum. Oradan da çok güzel, olumlu tepkiler var. Biz dediğim gibi 2 yıldan beri geceğimizi gündüğümüzü katarak halkımıza layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ya ben hep şunu söylüyorum. Şimdi baktığımız zaman insanlar, İngilizler bunun farkında da, biz yerli turistten bahsediyoruz. İşte geliyor, Dalaman'da havaalanından iniyor, ya Fethiye'ye geçiyor,
ya sağa dönüyor, Marmaris'e geçiyor. Ya biz diyoruz ki ya bir gelin, bir görün. Başka yerde göremeyeceğiniz turizm anlamında, lezzetler anlamında, kendine has balığıyla, yengeçiyle, doğasıyla, deniziyle, gölüyle, hani çok özel bir yer. Şimdi herkes bunu aldı. Sayın Başkanım, herkes şu anda Temmuz, Ağustos'ta nereye gitsek diyor, bir diyor hava alalım, yerden göğe haklılar. Ben bazen sosyal medyamda fotoğrafları paylaşıyorum deniz kenarında, klasik yorum. Uzun bir tedavi süreci yaşıyorlar, yaraları iyileşiyor, tekrar sağlıklı hale geliyorlar ve o 4 deniz kaplumbağası İztuzu plajından denize bırakıldı. Yavrular vardı, biraz daha büyükleri vardı. Hayata yürümek, hayata tutunmak, bazen her şey bitti derken hani hep insanların hayvanlara olan o kötü muameleleri haber oluyor. Bu sefer de gerçek insanların, vicdanların devreye girdiğini ve o canların nasıl hayata döndüğüne şahit olduk. Belki onların da umudu yoktu, belki öleceklerini zannediyorlardı.